Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Max Weber'in bürokrasi analizi üzerine duracağız. Başlamadan önce kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın inşallah. Başlayalım. Weber, modern sanayi toplumunun temel özelliklerini belirlemeye ve Batı kapitalizminin temel ruhu ve dinamiğini kavramaya çalışan bir kişi. Bu yüzden Max Weber'in bir ideal tip olarak klasikleşmiş bürokrasi analizi, gelişmiş sanayi toplumlarının karakteri ve sosyolojik araştırmanın doğası konusundaki üç temel görüşünün somut bir uygulamasıdır diyebiliriz. Birincisi, kapitalist ve komünist sanayi toplumlarının temel özelliği olarak rasyonelleşme eğilimi, yani mantıklı, rasyonel ve hesaplı düşünce, eylem ve planlama biçimlerinin gelişimi, bürokratikleşme, sanayileşmiş güce, örgütlü bir topluma doğru bu genel gelişme eğiliminin klasik bir örneğidir. Amerikan sosyolog Amrita Etzioni'nin ifadesiyle biz organizasyonlar içinde doğmakta, organizasyonlar içinde eğitilmekte ve çoğumuz hayatımızın büyük bir kısmını organizasyonlar için çalışarak geçirmekteyiz. Boş zamanlarımızın çoğunu organizasyonlara ödeme yaparak, onlar içinde oynayarak ve dua ederek geçirmekteyiz. Çoğumuz bir organizasyon için dönmektedir ve gömülme zamanı geldiğinde bütün bu organizasyonların en büyüğünün devletin resmi iznini almak zorundayız. İkincisi, modern toplumda güç rasyonel bir temele sahiptir. Weber'e göre modern toplumun temelini hukuki otorite, insanlardan ziyade yasalar ve düzenlemeler tarafından yönetilme, gücün gelenek veya kişisel karizmadan ziyade rıza ve görevin gerektirdiği otorite aracılığıyla meşrulaştırılması oluşturur. Bürokrasi, bu düzenleyici yönetimin kişisel olmayan ve tarafsız gücün bir örneğidir. Bürokratlar, ön yargı ve tutkulardan uzak davranırlar. Onlar kuralları toplumsal mevkii veya kökenine bakmadan herkese aynı şekilde uygularken kendileri de daha üst bir otoriteye, iktidardaki hükümetin temsil ettiği halk iradesine tabilerdir. Günümüz memurlarının gücü kendilerine değil, aksine ister devlet memuru, ister hakim, ister polis olsun, işgal ettikleri konumlara dayanır. Onlar büro içinde emirleri ancak belirli sınırlar içinde ve sadece aslarına uygularlar. Büro dışında memurlar hiçbir meşru güce sahip değillerdir. Büro içinde ideal memur üstlerinden gelen emir ve kuralları itaatkar bir biçimde uygulayan inançlı bir hizmetkardır. Tabi burada bahsettiğimiz şeyler ideal tipte olan şeyler. Hani pratikte bu biraz önce okuduğumuz birinci ve ikinci maddedekiler ne kadar oluyor ne kadar olmuyor onu tartışmaya açmak lazım tabii ki. Üçüncüsü, sosyolojik analiz ve karşılaştırmanın temeli olarak ideal tipleri, yani farklı toplumsal, siyasal ve ekonomik kurumların temel özellikleriyle ilişkili modelleri kullanma. Burada Weber bürokrasiyi büyük çapta idari görevler ve örgütsel hedeflere ulaşmak için çok sayıda bireyin çalışmasını rasyonel bir biçimde koordine etmek amacıyla tasarlanmış hiyerarşik örgütsel bir yapı olarak tanımlar. Tekrar edecek olursak, Weber bürokrasiyi büyük çaplı idari görevler ve örgütsel hedeflere ulaşmak için çok sayıda bireyin çalışmasını rasyonel bir biçimde koordine etmek amacıyla tasarlanmış hiyerarşik örgütsel bir yapı olarak tanımlıyor. Ancak Weber, özel kapitalist organizasyonların çoğunun bürokratik bir yapıya sahip olduğunu öne sürse bile bu dönemdeki analizinin temel odağını kamu kuruluşları, özellikle devlet bürokrasileri teşkil ediyor. Weber ideal veya saf
bürokratik tipin 5 özelliğini belirliyor. Birinci özelliği, bu saf bürokratik ideal bürokratik tipin 5 özelliğinden birincisi, uzmanlaşmış bir idari iş bölümü. Karmaşık görevler, her biri eğitim, maliye ve diğer iskan gibi özel bir alanda uzmanlaşmış görevler tarafından yürütülen parçalara ayrılmıştır. Her bölümde, departmanda her memur açıkça tanımlanmış bir sorumluluk alanına sahiptir. İkinci özellik, her alt düzey memurun hiyerarşik bir komuta zinciri içinde daha üst düzeydeki memurların kontrol ve gözetimi altında olduğu bir görevler hiyerarşisi. Üçüncü özellik, bürokrasideki bütün işlemlerin tutarlı bir soyut kurallar sistemine tabi olduğu ve bu kuralların özel durumlara uygulanmasıyla sağlanan bir düzenlemeler yönetimi. Bu kurallar memurların eylemlerini düzenler ve onların güçlerinin sınırlarını keskin olarak çizer. Onlar çalışanlarını sıkı disipline zorlar ve merkezi bir denetimi dayatır. Bireysel inisiyatif ve sağduyuya çok az yer vardır, çok az yer verirler. Üçüncüsü, resmi bir kişisellikten uzaklık, her bürokratik eylemin yönlendirici karakteristiğidir. İdeal memur, görevini kişilere veya kendi duygularını aldırmadan sadece kurallara göre yapar. Dördüncüsü, liyakat temelinde göreve atanmanın memurların seçimi ve terfisinde tek ölçü olması. Bürokratik yönetim esas itibariyle bilgi temelinde kontrol anlamına gelir. Bu özellikle onu rasyonel kılan bir özelliktir. Beşinci özellik, özel ve resmi gelir ve hayatın birbirinden ayrılması. Bürokrasi, resmi faaliyetleri özel hayat alanından kesin olarak ayırır. Weber'e göre bu özellikler modern bürokratik örgütlenmeyi, rüşvet, akraba kayırmacılığı ve kişisel iltimasın bol miktarda olduğu önceki yönetim biçimlerinden ayırır. Modern sanayi toplumları, ister kapitalist ister komünist olsunlar, düzgün işleyebilmek için oldukça etkin örgütsel yapılara gerek duyarlar. Weber'e göre bürokrasi kesinlikle insanlara değil, kurallara, bir kişisel ilişkiler ağına değil, bir görevler hiyerarşisine dayandığı için en etkili ve teknik bakımdan en üstün organizasyon biçimidir, örgütlenme biçimidir. Bürokrasi, şekilciliği ve kişisellikten uzaklığı artırdıkça daha etkili olacaktır. Zira böylece mevcut görevlerin yerini tamamen olmasa bile yeni bir memurlar topluluğu alacağı için sistem önceki gibi işlemeyi sürdürecektir. Weber'in bu açıklamasına göre bürokratların davranışları özel anlamlar ve algılar tarafından değil, yönetim aygıtının iç mantığı tarafından şekillendirecektir. Kişisel güdüler ve öznel anlamlar Weber'in tipik bürokrat davranışı ile Marx'ın tipik kapitalist davranışından daha fazla ilişkili olmayacaktır. Tabii Weber'in bürokrasi analizinin kaynağı yalnızca onun rasyonelleşme analizi değil, aynı zamanda güç ve otorite analizidir. Geçmişte otorite gelenek veya kişiliğe dayanırken modern otorite Weber'e göre rasyonelliğe, hukukun tarafsız bir irade sergileme gücüne ve uzman bireyler veya görevlilerin üzerinde birleştikleri kurallara dayanır. Weber, bürokrasiyi hukuki otoritenin en saf biçimi olarak görmüş ve onun temel özelliklerini ortaya koyabilmek için bir ideal tip bürokrasi geliştirmiştir. Weber, bürokrasiyi en saf ve en etkili hukuki otorite, yönetim ve siyasal kontrol biçimi olarak görmüştür. Çünkü o geleneksel organizasyon biçimlerinden çok daha öngörülebilir, disiplinli ve güvenilirdir. Bu cümlemize de bir videomuzun daha
sonuna gelmiş olduk. Bu videomuzda Weber'in bürokrasi analizine kısaca değindik. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın inşallah. Görüşürüz.